konuşmalarını yapmak üzere kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan Bileceğimizin hemşerisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i kürsüye davet ediyorum. 738. Ertuğrul Gazi Anma ve Söğüt Şenliklerine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri Ertuğrul Gazi'nin huzurunda saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dirilişin yurdu Söğüt'ten gönlü hala bu topraklarla çarpan gönül coğrafyamızı selamlıyorum. Balkanlardaki evladı Fatiha'nı selamlıyorum. Alyanslarını satarak Kurtuluş Savaşı'na destek olan Pakistanlı kardeşlerimi selamlıyorum. Kendisini bizden gören, kalbi bizimle atan tüm alemi selamlıyorum. Sizlere ve Söğüt'e Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını da getirdim. Kıymetli kardeşlerim, vatan toprağının her bir karışı bizim için çok değerlidir. Her bir karışında şehitlerimizin kanı, gazilerimizin yiğitliği, anaların duası vardır. Söğüt ki 3 kıta 7 iklime hükmetmiş bir cihan imparatorluğunun doğuş yeri, ruhunun üflendiği yerdir. O ruh ki Semerkant'ın, Buhara'nın feyziyle, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin haşmetiyle, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün maneviyatı, Saraybosna'nın mütevazılığıyla, Anadolu'nun irfanıyla inşa edildi. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te havaya kaldırdığı kılıcının gölgesi düşer Söğüt'e. Peygamber ocağına neferlik eden yiğitlerin sedasıyla yankılanır bu vadiler, bu topraklar. İnancın, teslimiyetin, mücadelenin, zaferin ata toprağıdır bu yaylalar. Ertuğrul Gazi Söğüt'ten yola çıktı ve dünyaya dirlik ve düzen getiren bir çınarın tohumlarını burada attı. Bu çınar öyle kökleşti, öyle gürleşti ki sadece bulunduğu coğrafyada değil, bütün İslam coğrafyası ve mazlum coğrafyalarla da adaletin, barışın, huzurun simgesi oldu. İslam sancağının altında gölgelenmek, sükunet bulmak isteyenlerin umudu oldu. Söğüt ise bu milletin yüreği, sultanların obası, alperenlerin ocağı, hayma anaların bucağı, erenlerin gönül sofrası oldu. Can evimizde hilalimizdir. Gönül yurdumuzun payitahtı, hakkın, hikmetin, güzelliğin pınar kaynağıdır. Bu nedenle Söğüt sadece Türk tarihi için değil, dünya tarihi için de bir köşe taşıdır. Burada yaşananlar tarihin tozlu sayfalarına gömülecek kadar alelade olaylar olamaz. Merhum Akif'in dediği gibi, bastığımız yerler bir toprak parçası değil, onun çok daha ötesinde bir adalet güneşinin doğduğu yerdir. Dursun Fakih'in, Osman Gazi'nin, Akçakoca'nın, Abdurrahman Gazi'nin, Köse Mihal'in, Turgut Alp'in, Saltuk Alp'in fütühat aşkı uğruna, şehitlik makamına erişmek uğruna canlarının toprağa düştüğü yerdir. Bu topraklarda hayat bulan her düşünce hala dipdir yaşıyor ve milletimizin geleceğine yön verecek güce sahiptir. Söğüt, dünümüze olduğu kadar bugünümüz ve yarınımıza sahip anlamlı bir vatan parçasıdır. Bu topraklar Ertuğrul Gazi'den Fatih'e ve Abdülhamit Han'a kadar cihana nam salmış,
yiğitlerin mayalarının yorulduğu topraklardır. Söğüt, Orta Asya'nın steplerinde başlayan, Malazgirt'te parlayan, İstanbul'un fethiyle şahlanan ve ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir komutuyla efsaneleşen büyük bir hikayenin köşe taşıdır. Değerli kardeşlerim, kimimizin çocukluğu, kimimizin gençliği, kimimizin ise tüm hayatı işte bu topraklar üzerinde geçti. Ertuğrul Gazi ile aynı havayı teneffüs ettik. Osman Gazi ile aynı gökyüzünü seyrettik. Böylesi büyük bir tarihin doğuşuna tanıklık eden bu topraklarda büyümek bizler için büyük bir iftihar vesilesi olmuştur. Çağlar ötesinden gelen bu diriliş ruhunu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için bu güzel değerlerden beslenmek, bu değerlerle hemhal olmak, ruh ve gönül dünyamıza ayrı bir genişlik, ayrı bir ferahlık kattı. Dün ecdadımıza oynanan kirli oyunlar ve kurulan hain tuzaklar bugün de sahnelenmeye çalışılıyor. İç karışıklıklarla, düzmece taht kavgaları ve istihbarat ataklarıyla yok edilmeye çalışılan milletimiz bugün de ekonomik saldırılarla hizaya sokulmaya çalışılıyor. Malazgirt'te karşımıza dikilen Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu'yu işgale kalkışan ve 15 Temmuz'da milletimize kasteden düşmanlarla şer odaklarıyla mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele Kıbrıs'ta, Suriye'de ve dünyanın dört bir yanında da devam edecek. Bu ateşten gömleği giymekten dün nasıl geri adım atmadıysak, bugün de atmıyoruz, yarın da atmayacağız. Milli enerji ve maden politikamızın bir sonucu olarak Akdeniz'de Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ile Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi varsa mutlaka bulacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Çünkü dünyadaki mazlumların gözü, kulağı Türkiye'den gelecek yardım elinde. İnanıyoruz ki bizler tarihe tekerrür değil, tefekkür nazarından baktıkça aziz milletimizin varlığına kastedenler her zaman mağlup olacaklar. Milletimizin çelikten imanı karşısında eriyip yok olmaya mahkum olacaklar. Saygıdeğer hazurun, bizler vicdan ve merhametin köreldiği bir dünyada umudun adresiyiz. İnsanlığın adeta tek kalesiyiz. Söğüt ruhuyla, Çanakkale aşkıyla, Sakarya zaferiyle bu ruh her zaman dinç kalacak, bu kale hiçbir zaman düşmeyecek Allah'ın izniyle. Bizler kendi çıkarları uğruna gözlerini dahi kırpmadan milyonlarca insanın ölmesine, evlerinden ve yurtlarından sürgün edilmelerine seyirci kalan bir zihniyetin savunucuları olmadık. Gittiği her yeri yakıp yıkan, insanların hayatlarında onulmaz yaralar bırakan sömürgeci bir milletin mirasçıları da olmadık. Yüce bir dinin ve kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak insanı eşref-i mahlukat olarak kabul eden bizler tarih boyunca onun şan ve şerefine layık adil bir düzenin kurulması için çalıştık. İşte bu nedenle
tarihi sorumluluğumuz gereği ilişki içerisinde bulunduğumuz her coğrafyanın mağdur değil, mağrur olması için gayret gösteriyoruz. Sayın hemşehrilerim, değerli dostlarım, Osmanlı devlet adamlarından Halil Rifat Paşa'nın meşhur bir sözü vardır. Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir der. İşte biz memleketimizin her köşesine, dünyanın her bir yerine bu anlayışla dokunuyoruz. Şairin söylediği gibi, dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diyoruz. İşte bu anlayışla şefkat elimizi Afrika çöllerinden Güney Amerika'ya, Hint Yarımadası'ndan Kuzey Buz Denizi'ne kadar her yere ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz. Her köşeye dokunduk, dokunmaya devam edeceğiz. Ertuğrul Gazi'nin torunları olarak yeniden dünya sahnesine çıktık. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu sahnede başrolü oynamaya devam edeceğiz. Asla yorulmadan, yese düşmeden ve kibre kabulmadan hizmete devam edeceğiz. Yolumuz daha çok uzun. Hayallerimiz büyük, umudumuz çok. Türkiye için atmamız gereken çok adım var. Bunları da inşallah tek tek gerçekleştireceğiz. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle vatandaşımıza hizmeti temel görev kabul ediyoruz. Bütün gayretimiz bugünün Türkiye'sinin yarından çok daha iyi olması, çok daha güçlü olmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kuruluş ve Kurtuluş Beldemiz Söğüt'te sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ertuğrul Gazi'nin ve Alperenlerin yaktığı 738 yıldır hiç sönmeden yanan diriliş ruhunun ila nihaya devam etmesini Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Selamette kalın, Allah'a emanet olun.